Annem nasıl? İyi mi? Aslında şartları çok iyi değildi ama çözdük, merak etmeyin. Peki nasıl çıkaracağız annemi? O maalesef çok kolay olmayacak. Görgü tanığı varmış. Ne? Kim görmüş? Yani şu an için kim olduğunu bilmiyoruz ama görgü tanığı olduğu için çok dikkatli olmamız lazım. Bir de Nurten Hanım çelişkili ifadeler vermiş. Yok, benim annem çelişkili ifade vermez. O doğrusunu bilir o. Susmamış ki hayatım. Anlatmış da anlatmış. Anne ya. Tamam. Tamam. Ben müsaadenizi isteyeyim. Mahkemem var da. Tamam. Necdet Bey, teşekkür ederiz. Haberleşiriz. Ah yavrum. Korkma, yemez seni. Emin misin? Daha önce de geldin. Yine yapabilirsin. Sinan'la geldim. Anma şunun adını ağzına. Ferit, yani gelmekle kalmak farklı şeyler. Hiç mi güzel bir şey yaşamadın burada? Gel buraya. Ferit, dur 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 dur. Ferit Korhan gelinini kucaklamadı dedirtmem. Ferit. Yürü. Ferit bırak. Yürü. Ferit bırak. Ferit. Yaşadım. Kaçında ben varım peki? 5 tanesinde. Şaşırmadım. Evet, yürü. Yine mi ağlıyorsun sen ya? Rahat bırakın beni. Benim derdim bana yeter zaten. Ay, şimdi anneciğin de o soğuk köşelerde kim bilir nasıl perperişan. Benim kızım ne kadar faydasız, gereksiz çıktı diye perişan oluyordur. Ağlıyordur o da senin gibi. Gidin başımdan, çekemeyeceğim sizi. Betül'cüğüm. Senin en çok beni içine çekmen lazım, biliyor musun? Ne diyorsunuz siz ya? Şunu diyorum. Anneni kurtarırım ama sen de pılını pırtını toplayıp bu evden gidersin. Demek Orhan anlattı her şeyi. Teşekkür ederim. Ama Orhan bana yardım edecek zaten. Hı hı, Orhan yardım edecek, evet. Bence sen avansını önden al. Yakından bakınca Orhan'ın avukatının ceza avukatı olmadığını anlarsın. Ne? Nasıl? Ara eski avukatını, özür dile. Orhan'ın avukatı şirket avukatı. O çıkaramaz mı annemi? Çıkaramaz anneni. O hisse misse senet sepet o işlerden anlar. Ne anlar cinayetten? Kazaydı o, cinayet değil. Tabii kazaydı, kazaydı. Boş ver. Sen ara şimdi avukatı. Ne demek istediğimi anlarsın. Bir kere daha söylüyorum. Anneni yalnızca ben kurtarabilirim. Ama ikinizin de yüzünü bir daha bu evde görmem. Ben size niye güveneyim ya? Sen önce git avukatına güven. Ve bu hayatta da kime güvenilmeyeceğini öğren. Karnın burnunda geziyorsun. Hadi.
Hayırdır? Yine baskına mı geldiniz? Sus yenge. Sen sus ki ben konuşayım. Şimdi herkes beni dinlesin. Seyran'ın başına gelenleri biliyorsunuz. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Seyran hala tehlikede. Benim içimin rahat etmesi için, onun kendi güvenliği için artık burada kalacak. Ne? Bitirmedim yenge. Anlayanlar anlamayanlara anlatsın. Seyran başta olmak üzere o ve ailesine en ufak saygısızlık yapan olursa, en ufak terbiyesizlik yapan olursa karşısında benim olur. Öyle hat bildirme, laf sokma işlerine giren olacaksa da gelsin onunla ben bir güzel konuşayım. İtirazı olan varsa da sussun. İtiraz etmesin. Çünkü ben ailemi korurum. Sevdiklerimi korurum. Ve kimse engel olamaz bana. Şimdi hepimiz bundan sonra iki kat daha dikkatli olacağız. Birbirimizi kollayacağız ki bir arada kalalım. Tamam mı? Seyran hoş geldin. Hoş buldum. Getir. Bu oğlan deli beli ama has olan. Dedesi yetiştirmiş. Sağ ol bebeğim. Kazım Esme düşün önüme haydi. Esen Hanım. Şefik ablacığım. Hoş buldum. Özledim seni biliyor musun? Yemeklerini. Ya Ferit, hadi Seyran'ı anladık. Niye sülalecek geziyor bunlar? Abidin'i de çağırsaydın bari. Çağırdım, gelmediler. Kafayı yedin sen herhalde. Sinan düşman da Abidin değil mi? Abidin'in öyle bir niyeti olsaydı ruhumuz duymaz. Ay, aşırı rahatladı içim şu anda. Gerçekten. Biliyorsun ben konuşunca herkes rahatlıyor. Öyle bir etkin var insanların üzerinde. Ay, ay. Kız var ya, bu odanın manzarası da acayip güzel ya. Siz nasıl ettiniz bu işi? Ne dedin ya sen? İstihar ettin, gel dedin, geldik. Ne yani? Onu demeyi. Ne diyeyim? Reziller diyeyim. Reziller. Esme kızım, ben sana ne diyeyim? Ya Kazım. Hiç utanmadın mı? Ha? Madem haşna fişne ediciydiniz, ne demeye boşandınız? Sen nereden biliyorsun kız? Özünden de bir şey kaçmıyor. E madem bileyim o zaman söyleyeyim. Şöyle paket, ufacık, minnacık, küçük bir Kazım Şanlı Junior geliyor kız. Hadi iyisin. Doğru geliyor, doğru. Daha bir şey gelmiyor. Allah, sen nasıl anladın? Ben anlarım. Hastanede Kazım etrafında dört dönüyordu sana bir şey olucu diye. Ferit telefonu fırlattığında Gülgül üstüne avuçtu. Seni korumak için. Senin de elin karnına gitti. Şeytan, şeytan kız. Sen de kaçın kurazısın. Gözünden de hiçbir şey kaçmıyor. Bırak şimdi gözüm özü. Hemen nikah kıyılıcı. Kıyılmayıcı. Ya biz Korhanlar mıyız? Öyle gayrimeşru falan. Tövbe tövbe. Sen Korhan değil misin? Hı? Ya hala. Ya ben emin değilim. Ya o ne demek? Ya ben eminim ya. Ben eminim ha. Bizzat kendim koydum evladımı buraya. Ya Kazım. Elimde kalıcın. Yani bebek orada. Ondan eminim de işte. Doğurup doğurmayacağımdan emin değilim. Kusura bakma hala hanım ya. Benim biraz düşünmem lazım. Hı. Ya. Bak bak. Böyle arkasından bakarsın. Nereye gidin? Gitme. Sen yetiştirdin bunu. Kız bu deli deli ha deli. Bu var ya yemin edeyim bak. Kötü emellerine de beni alet ediyor. Şerefsizim bak.
Al şu yüzü Esmer'in parmağına tak. Ne yap yap onu ikna et, bu yüzüğü onun parmağına tak. Abo, kız ne güzelmiş. Vay be, kim yaptı bunu? Kocam mı yaptı kız? Ne güzelmiş, göremeyeyim orada, dur bakayım. Abo, kız bu ne kadar güzelmiş ya. Hadi ne durayım? Git, o yüzüğü takmadan da gelme. Al şunu, hadi.